Sevgili evvel çap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan tema değerlendirme sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. Dilerseniz önce metnimizi okuyalım. Çay hasadı. Havada çay kokusu var. Temalı çay hasadı turunda katılımcılar çayın en taze yapraklarını topluyor ve hasat heyecanını birlikte yaşıyor. Katılımcılar Rize'deki testlerde çay üretimine tanık oluyor. Uzmanlar eşliğinde taze çayların tadımını yapıyor. Rize'nin muhteşem manzarası eşliğinde yemekten sonra sıra Aydar Yaylası'na geliyor. Yaylanın serin havasında ateş başında toplanılıyor. Geceyi horonlar ısıtıyor. Tur katılımcıları sabah uçurtma deresinde akan çağlayanlar arasında kahvaltı ettikten sonra ise Ayday Yaylası'nın güzelliğine şahit oluyor. Evet arkadaşlar A, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplarınız birlikte cevaplandıralım. Paragrafın konusu nedir? Çay hasıdı arkadaşlar. Katılımcılar bu turda neler yapıyor? Katılımcılar Rize'deki testlerde çay üretimine tanık oluyor. Uzmanlar eşliğinde taze çayların tadına bakıp değerlendirmede bulunuyorlar katılımcılar geceleri nasıl vakit geçiriyorlar? Arkadaşlar katılımcılar gece ateş başında toplanıyor ve horon tepiyor. Geceyi horonlar istiyor sözüyle anlatılmak istenen nedir? Serin havada katılımcılar horon oynayarak eğleniyorlar. Paragraftaki altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlamı yazınız. Bir olayı görmek ve duymak anlamı katmıştır. Paragrafta koyu renkte verilen kelimelerin zıt anlamlarını yazınız. Kelim arkadaşlar var, zıt anlamlısı yok. Taze, zıt anlamlısı bayat. Sonra, zıt anlamlısı önce. Serin, zıt anlamlısı ılık. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda konur. 3 nokta doğru. Ünlem işareti yay içinde verilirse cümleye küçümseme alay anlamı katar. Doğru. İstanbul dünyanın en güzel şehridir cümlesinde kişisel görüş anlamı katan sözcük öbeği en güzeldir doğru. Kişisel görüş içeren cümleler nesneldir yanlış. Sivas en çok yağış alan şehrimizdir cümlesi kanıtlanabilir niteliktedir. doğru. Evet arkadaşlar şimdi diğer sayfamıza geçelim. Aşağıda verilen cümleleri neden sonuç ilişkisine göre eşleştiriniz. Arkadaşlar bu soğuk havada kalın giyinmediği için devamı fena hastalandı. Platon artık gezegen olarak kabul edilmiyor. Devamı gezegen sayısı artık 9 değil 8'dir. Doğayı kendimiz için yeniden düzenlemeye kalktık. Devamı bütün denge alt üst oldu. Fethiye'de yıldızlar öylesine yakın ki devamı gökyüzüne elimi uzatsam sanki yıldızlara dokunacak gibiyim. Tatlı su kaynakları giderek azalıyor devamı. Artık su üzerine kurulu kavgalar başlıyor devletler arasında. Evet bir metnimiz var bir paragrafımız var bunu okuyalım. Türkiye'nin ilk su enstitüsü geçtiğimiz haftalarda Süleyman Demirel Üniversitesi'nde kuruldu. Enstitü ile ilgili çalışmalar 2006'da üniversitenin rektörü Profesör Dr. Semiha Bahçeli tarafından başlatılmıştı. Enstitünün kurulma önerisini içeren dilekçe ise yine Süleyman Demirel Üniversitesi İğridir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Erol Kesici tarafından 2007'de verilmişti. Su Enstitüsü, su kaynaklarının korunması ve yönetimi, üretim, yetiştiricilik, su ürünleri sağlığı, üretim kalitesi, araştırma geliştirme, uluslararası ilişkiler, başlıklarda faaliyet gösterecek ve eğitimler verecek. İlgili bilim dallarıyla ve TÜBİTAK, TSE, DPT gibi kuruluşlarla işbirliği yapacak. Atlas Dergisi Mayıs 2011. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar paragrafın konusu su enstitüsü ve yapacağı çalışmalar. Bu paragraf için aşağıdakilerden yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez? Hangileri arkadaşlar? Söylenemez. Olay yazısından alınmıştır. Söylenemez. Kişisel görüş bildiren cümleler sonundadır. Söylenemez. Evet arkadaşlar, diğer sayfamıza geçelim. Toplamda 7 soru var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden sonuç bildirir? Televizyon seyretmek çocuklarda pek çok olumsuz davranışa sebep oluyor. Arkadaşlar doğru cevap Adana olacak. Neden sonuç bildiren bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç sonuç bildirir? Terlemek için üstüme kalın yorganlar örttüm. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sonuna 3 nokta getirilemez? Ne kadar şendik çocukken. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti diğerlerinden farklı amaçla kullanılmıştır? Beyefendi yine hepimizi güldürdü. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı vardır? Sen de dağdaki çiğdemlerden topladın mı? Doğru cevap B olacak Evet arkadaşlar tema değerlendirme sorularının Cevaplarını verdik ee, Evvelcevap.com web sitemizden bahsedelim Evvelcevap.com web sitesi bildiğiniz gibi bir ödev sitesi Yaklaşık 4 yıldan beri açık olan bir web sitesi Sizlere e, ödevlerinizin Cevaplarını burada vermeye çalışıyoruz aynı zamanda konu anlatımları da var Peki evvelcevap.com'u nasıl kullanacağız e, Google'a evvelcevap yazdıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Kitap özetleri, şiirler, işte kitap cevapları, test çöz, yazılı soruları, kitap özetleri, hesaplama, sohbet, soru sor gibi karşınıza menüler gelecek. Buradan arkadaşlar ders ve çalışma kitabı cevaplarına tıkladığınız zaman şunu göreceksiniz. birinci ee, sınıftan 12. sınıfa kadar tüm derslerin cevapları var. Tabi sizin buradaki e, bakmanız gereken yer 4. sınıf ders kitapları veya 5. sınıf ders kitapları artık hangi sınıftaysanız. Burada arkadaşlar istediğiniz linke tıklayıp cevaplar ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar artık evvelcevap.com web sitesinin Android uygulaması var. Şuraya tıkladığınız zaman evvelcevap Android uygulamasına geçiyorsunuz. Buradaki Android uygulamada gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir menü karşınıza geliyor. Hesaplama, soru sor, kompozisyon, atasözleri, deyimler, biyografiler, kitap özetleri, şiir gibi karşınıza menüler geliyor. Kitap cevaplarını tıkladığınız zaman birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa geçebiliyorsunuz. Buradan ee, dilerseniz işte takdir, teşekkür, hesaplama yapabilirsiniz. Dilerseniz yazılı sorularına bakabilirsiniz. Ee, ana sayfaya da gelip arkadaşlar e, ana sayfada güncel konuları takibini yapabilirsiniz. Arkadaşlar aynı zamanda e, evvelcevap.com web sitesine ait bir tane de oyunumuz var. Bu oyun Targeted Bubble Ball e, bu, bu oyunda keyifli bir oyun. Dersiniz çalıştıktan sonra eğer hani biraz kafa dağıtmak istiyorsanız bu oyunumuzu oynayabilirsiniz. Tavsiye ederiz. Tabii ki oyun bağımlısı olun demiyoruz. Ara sıra oynanacak zararsız ve güzel bir oyun. Evet arkadaşlar evvelcevap.com web sitesini her gün ziyaret etmeyi, evvelcevap.com YouTube kanalına abone olmayı ve bu YouTube videosunun altına yorum yapmayı unutmayınız. Biz sizlerinin sene sonuna kadar yanınızdayız. Her türlü sorunuzu Soru Soru bölümünden web sitemizin Soru Soru bölümünden bizlere sorabilirsiniz. Umarım sizlere ödevlerinizi yapmanız konusunda yardımcı olmuşuzdur. Evvel cevap ailesinden saygılar selamlar diliyoruz.